Kimisi doğal antibiyotik, kimisi zayıflama yolunu açan bir anahtar. Yaz boyu tüketilmesi gereken sebzeleri ve her birinin işlevini yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan Magazin 8 kameralarına anlattı. Sebzelerin içerisinde de öyle bir sebze var ki değerli izleyenler. Bu sebzeleri yazın mutlaka tüketin. Bunun etrafını soyuyoruz böyle. Yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan'la sebzelerin şifalı dünyasına yolculuk Magazin 8'de. Ne ilacı? Kolesterol ilacı ya. Böyle bir şey var mı? Değerli izleyenler, Yeditepe Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahı Yardımcı Doçent Doktor Halit Yerebakan yazın tüketilmesi gereken sebzelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öyle bir sebze var ki değerli izleyenler, hem zamanı şu anda hem de muazzam ötesi lif kaynağı. Adeta bağırsaklarınızın süpürge etkisiyle birlikte tüm kalmış toksinleri, tüm kötü bakterileri kendisini ve vücudunuzdan uzaklaştırıp adeta vücudunuza, karaciğerinize detoks etkisi yapabilen bir sebzeden bahsediyorum. Nedir o mucizevi sebze? İşte enginar. Her bir enginar adedinde 14 gram lif var. Yani avokadodan da fazla, diğer her şeyden de fazla. Dolayısıyla enginarı ben özel diyetlerimde, özel detoks diyetlerimde yaz başlarında hastaların başvurduğunda işte 10 günlük, 15 günlük planlar istiyorlar. Bu 15 günlük planlarda diyorum ki her gün mutlaka bir tane enginar yemeniz lazım. Özellikle planımızın içerisinde var. Hazır mevsimiyken, hazır herkesin ulaşımı rahat olduğu anda herkesin özellikle ve özellikle enginarı yemesini tavsiye ediyorum. Bamya doğal bir ilaçmış. Bamya benim en sevdiğim haliyle, yani küçük haliyle bamya o kadar güzel bir şey ki. Bamya, hatta tabiri var biliyorsunuz, sümüklü bamya derler. Neden? Çünkü bamyanın tepesindeki bu yeşil kısmı biliyorsunuz soyarlar. Soyulduğu zaman burasını açtığınızda, tam tabii burada bıçağım şu anda yok masamda ama açtığım zaman bunun etrafını soyuyoruz böyle bu şekilde. Burasının burada adeta bir sıvı, sümüksü bir sıvı, salgı olduğunu görüyoruz. Nasıl böyle olmamış bir inciri dalından kopardığınızda beyaz süt akar. Bunda beyaz değil ama böyle sıvımtırak bir yapısı var. O yapının yapılan araştırmalar bağırsak yüzeyini kapladığı ve yediğiniz yemeklerdeki yağların vücudunuza emilmediğini gösteriyor. Yani doğal ne ilacı? Kolesterol ilacı ya. Böyle bir şey var mı? İnanılmaz bir şey ve çok yüksek lif var. Yine bamya tüketen, düzenli her gün bir öğün bamya tüketen insanlarda %15 oranında kötü kolesterollerinde düşme gösterilmiş. Bu da muazzam bir kaynak olarak onu da söyleyelim. Ve protein kaynağı besinler. Doğal protein kaynağı, ama asıl sebze dünyasındaki doğal protein kaynağı nedir? İşte o da fasulyeler. Yine taze fasulye, yine zamanındayız, yine yazın. Soğuk yiyebilirsiniz, rahatsız olmadan yiyebilirsiniz, zeytinyağlı yiyebilirsiniz. Hem kendisi hem yemeği sağlıklı. Dolayısıyla fasulyenizi de sofranızda eksik etmeyin. Kabak sevmeyenler bu açıklamalar sonrasında bir kez daha düşünecek. Kabak artık her mevsim çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz kabağa. Her mevsim tadı da güzel. Kabak da yine muazzam bir lif kaynağı ama kabak herkes pek tadı tuzu olmadığı için çok fazla tercih etmiyor belki. Ama yine de mide dostu olduğu için kabağı da sofralarımıza ayırmayalım. Havuç sebze dünyasının beta karoten kralı. Ama unutmayın, havuçta şeker oranı çok yüksek. Havucu çok fazla yediğiniz zaman adeta mide bulantısı yaşayabilirsiniz. Şeker bir anda yükseliyor, biraz mide bulantısına sebep olabiliyor. A vitamini de yine bu etkiye sebep olabiliyor. Dolayısıyla havucu yine sınırlı sayıda yemeniz lazım. Temel reisin olmazsa olmazı ıspanak herkese faydalı. Ancak bir yanlış bilgiyi düzeltiyor Yerebakan. Geldik ıspanağa. Ispanak ne kaynağıydı? Demir. Aslında tarihimizin en büyük bilgi hatası bu. Ondan sonra çünkü 1800'lerin sonlarında bu sebzelerin içerisinde işte mineraller araştırıldığında Alman bilim adamı yanlış hesaplama yapmış. Ondalık virgülü yanlış yere koyduğu için bu sefer içindeki demir miktarı adeta 10 kat fazla olarak tespit edilmiş. Dolayısıyla temel reis gibi olmayacaksınız belki ama ıspanağı her programında, kendi yayınlamış olduğumuz her program saatinde mutlaka bahsediyoruz. Çünkü o kadar güzel, o kadar güzel etkileri var ki, bir defa çok koyu yeşil. Çok koyu yeşil ise güneşe karşı iyi korunuyor demektir. Çok koyu yeşil ise klorofil miktarı fazla demektir. Çok koyu yeşil ise antioksidan etkisi fazla, bedenimizi koruyucu etkisi
fazla demektir. Kalsiyum var ya. İnanabiliyor musunuz? Koyu yeşil sebze ve kalsiyumdan bahsediyoruz. Yoğurttan, sütten değil. Ispanaktan alacağınız kalsiyumdan bahsediyorum. Muhteşem bir kaynak. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Lahana ise insanı tok tutuyormuş. Lahana mideden geç tahliye oluyor. Sizin çok tok kalmanızı sağlayabilir. Yaklaşık 4 saatte tahliye oluyor mideden. Dolayısıyla lahana diyetleri bu yüzden yapılıyor ama ben Karadenizliyim, Rizeliyim. Yani lahana gillerden bir aileden geliyorum. Lahanayı tavsiye ederim ama beyaz lahana bu. Kara lahana da yine keza aynı şekilde tüketebilirsiniz. Kara lahana daha geç tahliye oluyor mideden. Yüksek lif oranı var. Faydaları saymakla bitmeyen maydanoz. Benim için olmazsa olmaz sebze dünyasından değil, herb dünyasından. Yani aslında sağlıklı bitkiler dediğimiz o yapraklı bitkiler dünyasından maydanoz geliyor. Maydanoz diyeti yapılır mı? Yapılır. Maydanoz detoksu yapılır mı? Yapılır. Maydanoz muazzam bir şey. Maydanoz belki de bitki dünyasında koenzim Q10 içeren nadir besinlerden bir tanesi. Tam koenzim Q10'in kendisini içermesi de ona dönüşen maddeleri içeriyor. Dolayısıyla ne demek? Vücudumuzun enerji ve zindelik kaynağı. Yani hücrelerimizin enerjiye ihtiyacı varsa demek ki hücrelerimizin maydanoza da ihtiyacı var. Aynı zamanda diüretik etki vücudumuzdaki fazla suyun da tutulmasını engelliyor. Bu şekilde diüretik etkiyi de gösteriyor. Aroması da çok güzel. Muazzam bir şey. Kokusu, her şeyi gayet güzel. Yemeklerinize katabilirsiniz. Suyunu dahi içebilirsiniz. Meyve sularına karşıyım ama sebze sularına aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yardımcı doçent doktor Halit Yerebakan'dan kür tavsiyesi de var. Maydanozla ilgili maydanoz limon kürünü genellikle öneriyorum. Bir limon suyu, ondan sonra bir maydanoz suyu. Bir de bunları birazcık tatlandırmak için bir demet maydanoz biraz fazla oluyor ama yaklaşık şöyle bir tutam maydanoz, bir limon ve bir adet elma veya iki adet yeşil elmayı sıkıp soğuk olarak içebilirsiniz. Elmadaki şekeri fazla almamış olacaksınız çünkü çok ciddi bir şey değil. Yeşilini alıyoruz. Sıkarken mutlaka yeşilleri kullanmamız lazım. Elmadaki çözünemeyen suda çözünebilir lifler var. Pektin diyoruz bunlara. Sıktığınız zaman özel meyve sıkacakları kullanmanız lazım. Çünkü normal standart katı meyve sıkacakları bunların içerisindeki o pektin dediğimiz maddelerin de yapısını bozuyor. O yüzden sağlıklarını etkiliyor. Ama güzel meyve sıkacaklarında 2 adet elma, 1 adet limon ve 1 tutam maydanozu sıkıp içebilirler. Çok da faydalı olacaktır. Yazın limon insana adeta enerji veriyormuş. Limonun güzel bir etkisi, limon safra akışını kolaylaştırıyor. Yazın insanlar refreshment'a ihtiyaç duyuyor. Yani ne demek? Serinlemek adına adeta bir şeyler içme ihtiyacı duyuyorsunuz. En güzel şey, ben buradan otellere de sesleniyorum. Ben buradan turizmle uğraşan herkese sesleniyorum. Kendi evlerinde, bağlarında, bahçelerinde bir şeyler içmek isteyen herkese sesleniyorum. Eğer ki sade su içmiyorsanız, normal su içmiyorsanız, sodyum diyetine uygun, sadece ve sadece sodyum diyetine uygun maden suları tüketmiyorsanız, mutlaka ağzınıza aromalı, tatlı bir şey gelsin istiyorsanız, o zaman her şeyinize, suyunuza, maden suyunuza limonu katın, limonlu su için. Hani hem refreshment olacaktır, şeker olmayacak içinde ve ilave edilmiş şeker olmayacak. Ama aynı zamanda C vitamini kaynağı ve diğer taraftan safra akışını kolaylaştırdığı için o yazın adeta bakterilerin çoğalmaya başladığı, bağırsaklarınızı rahatlattığını, safranın aktığını ve toksinlerin ve gazın, hazımsızlıkların vücudunuzdan uzaklaştığını göreceksiniz.